Merhabalar ben Fikret. A'dan Z'ye frontend geliştirici derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle birlikte HTML'de söz dizimi kurallarını öğreneceğiz. HTML kodlama yaparken standart yazım kuralları vardır arkadaşlar. Bu kuralların dışına çıkmak bazen CSS'in işlevini yerine getiremeyeceği anlamına gelir. Bundan dolayı HTML'de standart yazım kuralları oluşmuştur. Bunu örneklendirelim. Nedir? Burada aslında örnekler var. Şunu silelim. Buraya bir P tagı yazalım arkadaşlar. Bu P tagı bir etiket. Bu etiketin içerisine biz özellikler yazacağız. Nedir bunun özellikleri? Etribüt özellikleri arkadaşlar. Bunun içinde mesela bir title özelliği olabilir. Bu title'a mesela merhaba adını verebilirim p'nin içerisinde ve bu p'nin volusuna yani değerine de şu şekilde merhaba diyebilirim. Burada çıktı olarak sadece ben şuradaki merhaba'yı göreceğim arkadaşlar. Şöyle open with live server diyeyim. Sadece merhaba'yı göreceğim. Diğer merhaba'yı hatta şunu değiştirelim. Şuna da hello yazalım şöyle. Sadece burada tarayıcımda merhaba'yı göreceğim. title attribute'ünün değerini görmeyeceğim arkadaşlar. Bunlara ait yazım kurallarına bir dipnot vermek gerekirse HTML5 küçük veya büyük harf duyarlılığına sahip değildir. Ancak bir kodlama yaparken yani HTML kodlaması yaparken kesinlikle küçük harf kullanmanızı ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Büyük harf kullanımı zaten görsel açıdan da okuma açısından da birazcık sıkıntılı bir durum yaratır arkadaşlar. He bir de HTML'de her açılan etiketi yani şunların hepsi bir etiket arkadaşlar. Açılan etiketi kapatmak zorundasınız ile açıyorduk etiketimizi? Küçüktür işaretiyle etiketimizi açıyoruz. Mesela A etiketimi ben açtım. Anında zaten emmet kapattı arkadaşlar. Eğer kapatmadığı durumlarda kontrolü yaparsınız ve küçüktür işaretinden sonra slash koyarak şu etiketi kapatmak zorundasınız arkadaşlar. İlerideki derslerimizde CSS yapısında da göreceksiniz ki bazen CSS yapısının içerisindeki noktalı virgülleri de kapatmak gerekir ki bu bütün kodlamalarda yani Python olsun, PHP olsun, C++, C Sharp olsun bütün kodlama dillerinde bu tür söz dizimi kuralları vardır ve HTML'de de bu söz dizimi kuralları var arkadaşlar.